Merhaba arkadaşlar. Nihayet nakliye programımızı bitirdik. Ufak tefek eksiklikleri olabilir, bilmiyorum. İnşallah tanıtımda bir hata ile karşılaşmayız. Hemen başlıyorum tanıtmaya. Arkadaşlar şurada 501 adet kayıt var gördüğünüz gibi. Ben burada yeni nakliye diyerek hemen örnek bir nakliye oluşturmak istiyorum. Burada ayın işte 29'una bir nakliye kaydedeceğim. Adnan Bey'de olsun. Telefonu 543 olsun. Numarasını yazıyorum arkadaşlar. Burada yükleme şekli merdiven. Yükleme katı 0, yani 1 diyelim. Yükleme adresi şöyle yazıyorum. İndirme katı, şey indirme şekli indirme şekli yük asansörü indirme katı 5. kat açıklama yazıp ücreti 6.500 yazıyorum. Burada işçi ekle diyerek arkadaşlar bir işçi çift tıklayarak ekleyebiliyoruz. Bir işçiyi seçerek yani işaretledikten sonra seç diyerek ekleyebiliriz. Veya bir işçiyi seçip F2 diyerek de ekleyebiliyoruz. Aynı şekilde araç içinde yine aracı seçip F2 diyerek ekleyebiliyoruz. Ve kaydete basıp nakliyemizi kaydetmiş olduk. Hemen gördüğünüz gibi Adnan Bey burada duruyor. İncele dediğim zaman inceleyebiliyoruz. Güncelle diyerek herhangi bir aracı çift tıklayarak silebiliriz. Veya herhangi bir çalışanı çift tıklayarak silebiliyoruz arkadaşlar. Ücreti de örneğin 7.450 lira diyelim. Güncelle deyip nakliyemi güncelledim. Herhangi bir kaydı örneğin burada bir tanesini seçip sil diyerek silebilirsiniz. Rapor menüsüne geldiğim zaman örneğin ayın 29'unda az önceki nakliyeyi ayın 29'unda raporla dediğim zaman nakliye sayısı 1, kazanç 7.450, çalışan sayısı 3. Gerçekten de incele dediğim zaman pardon Adnan diye incele dediğim zaman 3 tane çalışan 7.450 lira ve bir nakliye görebiliyorum. Yine rapora gelip ayın 10'u ile 20'si arasında raporla dediğim zaman toplam 214 nakliye, toplam kazanç tabii ki büyük rakamlar ve çalışan 572 personel çalıştırılmış olarak görebiliyoruz. Ayın 28'i ile 29'u arasında sanırım 6 personel çalıştırmıştık. Evet gördüğünüz gibi 2 nakliye toplam ücret bu. Bakın 7.450 ile 7.800 toplamı 15.250 ve toplam 6 personel çalıştırmışız. Bu şekilde rapor alabiliyoruz. Aynı şekilde bir nakliyeyi seçip yazdır diyerek yazdırabiliyoruz. Mesela Adnan Bey de diyelim. Masa üstüne kaydet dediğim zaman tabii sizde yazıcı varsa yazıcıya gönderiyor. Ben de yazıcı olmadığı için PDF'e kaydetti bu şekilde. Çıktığımız böyle nakliye bilgilerimiz burada duruyor arkadaşlar. Başka ne hangisi nereye gelir? Arama menüsü şöyle gelişmiş bir arama var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Neye göre arama yapabiliyoruz? Adı soyadına göre, tarihe göre, telefona göre, yükleme şekline, indirme şekli, yükleme katı, indirme katı, yükleme adresi, indirme adresine göre arama yapabiliyoruz. Mesela adı işte Adnan yaz ya da ADN yazıp listelediğim zaman bakın Adnan Beyde'yi gördü. Sel yazıp listelediğim zaman Selman'ı listeledi. ORH yazıp listele dediğim zaman bütün Orhanları listeledi gördüğünüz gibi. Yine aramada arkadaşlar tarihe göre listeleme yapabiliyoruz. Ayın 8'indekini listele. Bakın hepsi ayın 8'i. Ayın 29'undakileri listeleyelim. Ya da ayın 28'i ile 29'u arası. 28 ile 29 arası iki tanesini listelemesi lazım. Gördüğünüz gibi 28 ile 29 arasındaki kayıtları listeledi. Ondan sonra aynı şekilde telefona göre arama yapabiliyoruz. Mesela Adnan'ın telefonu kaçtı? 543. Buraya 543 yazıp listelediğim zaman onu bulabiliyoruz arkadaşlar. Yine yükleme şekli merdiven
olanları bakın hepsi merdiven şurada gördüğünüz gibi. Aynı şekilde indirme şekli, yükleme katı. Yani örneğin biz 10. kattan kaç nakliye yani taşımışız? Kaç tanesi işte 5. kattan? Bir de adres var arkadaşlar. Yükleme adresi. Mesela Ankara diyelim. Tabii detaylı adres yazmadığım için Ankara dediğim zaman yükleme adresi Ankara olanları listelemesi lazım. Tabii tümünü listeleyip bu şekilde bir kasma yaptı arkadaşlar maalesef. Bunun sebebi de şuydu. Aslında önce şu şekilde tümünü aratıp baştan bir şey yaparsak daha iyi olur. Yüklemesi şimdi ben Ankara yazayım. Bakın bu sefer gördüğünüz gibi hiç kasılma meydana gelmedi. Bir kayıt. Evet bu böyle. Tabii bilgisayarınızın hızına göre de değişiyor. Bir de kasa var arkadaşlar. Ayın 29'undaki kasamızdaki para ne kadar? 7 şey olması lazım. Ne çıkması lazım? Adnan Bey'inki 7.450 lira gördüğünüz gibi. Ayın 8'inde 28 ile 29 arası 15.250. İşte ayın 10'undan 29'una kadar şu kadar parayı kasaya yani kazancımızı burada görebiliyoruz. Aynı şekilde zaten çalışan ekle diyerek çalışan eklemeyi. Tabii arkadaşlar biraz rakamlar biraz kaba olmuş. Normalde bu kadar kaba olmaması lazım. Aslında ben hani siz daha rahat görün diye bir şekilde listeyi yapmış ama böyle de kalabilir. Çalışan ekleyebiliyoruz. Araç ekleyebiliyoruz. Örneğin 34 AA 350 diyerek aracımızı tekrar böyle ekleyebiliyoruz gördüğünüz gibi. Çalışan ekleyebiliyoruz. Çalışan silebiliyoruz. Tüm kasayı görebiliyoruz. Arama yapabiliyoruz arkadaşlar. Her türlü aramayı burada yapabiliyoruz. Telefona göre, tarihe göre, yükleme şekline, yükleme katına göre, şuradaki oklara basarak tüm seçeneklere göre arama yapabiliyoruz. Herhangi bir nakliyi inceleyebiliyoruz, güncelleyebiliyoruz. Program bu şekilde tek bir Excel çalışma sayfasında tüm nakliye işlemleri takip edilebilir. İhtiyacı olanlar olan varsa, bu programı satın almak isteyen varsa benimle bst.kanali@gmail.com adresinden iletişime geçebilir. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar, sırada birkaç tane istek var, proje var. Bunlardan bir tanesi belediye için personel izin takip programı. Ondan sonra bir tıp merkezi içinde yine aynı şekilde bir çalışma olacak inşallah. Başka bir de başka bir taşıma nakliye değil de bu başka bir ürün taşıma ürün sevkiyatı yapan başka bir firmadan da yine bir talep var. Kısacası ayrıca devam ettiğimiz programımız vardı. Apartman yönetim otomasyon sistemi, onu da devam ettireceğiz arkadaşlar. Bu program bu şekilde tamamlanmış oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinize iyi geceler diliyorum. Başarılar diliyorum.